fuarı gayet iyi buldum. Katılımcılar da çok yüksek oranda katıldığını biz gördük. Ziyaret ettiğimiz firmalar da genel manada fuardan memnun olduklarını bizlere ifade ettiler. Biz katılımcı firmalara da bizlere destek oldukları için teşekkür ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz standlarda gerçekten kaliteli makineleri gördük, değişen teknolojileri gördük. Hem kendimizle alakalı hem üyelerimizle alakalı bunlara taleplerin olmasını istiyoruz. Çünkü teknolojiyi kullanmamız bizim işlerimizi daha fazla kolaylaştırıyor. Personel sorunlarını azaltıyor, kalite problemlerini azaltıyor ve işi daha standart seviyeye getiriyor. Onun için tüm arkadaşlarımızın bu gibi fuarlara ilgi göstermelerini ve takip etmelerini, yeni teknolojilerden de faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Öncelikle ikinci ayın 10'unda ticaret odasında meclisten 210 gram ekmek 3 lira kararı çıktı. Bizim de komisyonumuz akabinde toplandı. İkinci ayın ve bizim de 210 gram 3 lira tarifemiz şu an itibariyle çıktı. Bu süreç içerisinde bizim tarifemiz çıkana kadar bazı işletmelere, bizim üyelerimize 210 gram 3 liraya ekmek satamaz ve yasal değil noktasında tutanakların tutulduğu söyleniyor. Ben bunun doğru olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını biliyorum. Bu manada da İl Ticaret Müdürümüzle görüştüm. 210 gram 3 liraya ekmek satışı noktasında herhangi bir problem yok. Bunları uyduranlar neden bunları yapıyor bilmiyorum. Şu an itibariyle ikinci ayın 10'u itibariyle İstanbul'da 210 gram 3 liraya herkes ekmeğini satabilir. Bunun aksini iddia edenlerin de doğru söylemediğini düşünüyorum. TMO İl Müdürümüzle görüşüyorum bu konuyu. Yakından da takip ediyorum. TMO ile alakalı satış mahsule kadar devam edecek. Yani Mayıs ayına kadar TMO, yani devletimiz ucuz buğdayı değirmenlere sunacak. Değirmenler de uygun fiyatlı unu fırıncılara sunacak. Yeni dönemle alakalı ise de devletimiz, bakanlığımız mahsulün durumuna göre mi artık bir fiyat açıklanacak? Yeni dönemde tabii ki, yani yeni mahsulle beraber de bir fiyat artışı mutlaka öngörüyoruz yani.